Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FBTV izleyenleri, yine Lider Genç programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de programımızda inşallah konumuzu hocalarımızla birlikte değerlendireceğiz. Daha doğrusu Kazım hocamız Uganda'ya gitti. Malumuz Muhammed Ulusal hocamız da evladı olunca biraz programa ara vermek durumunda kaldı. Rabbim hayırlı bir şekilde evladını yetiştirmeyi nasip eylesin diyelim. Kıymetli Emre Yazar hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hocam, Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zor bir zamandan geçiyoruz maddi olarak. Tabii ki ekonomik olarak insanların sürüncemede kaldığı ve insanların beklentilerinin tamamen tükenmeye başladığı bir döneme girdik. Tabii ki bunların sebepleri var. Ekonomik sebepleri var, hatalar var, yanlışlar var, doğrular ve eğriler var. Biz burada siyasi alanını konuşmayacağız ama insanların tabii ki maddi manevi eksiklerden dolayı, maddi eksikler vardır ama çoğunlukta manevi eksiklerin getirmiş olduğu bir bedel var. Allahü Teala tabii ki mühlet verir ama kesinlikle ihmal etmez. Bunun şuurunda olan bir Müslümanın da yapmış olduğu her hareketin bedelini illaki ödeyeceğini, illaki bunun karşılığını Allahu Teala nezdinde seviliyorsa alacağını bilmeli ki onun için başına gelen bela ve musibetler ona göre karşılık vermeli, ona göre şuurlanmalı. Tabii büyük eksikliklerden bir tanesi, bu olayı anlatıyorum ama yani ihmal etmez, mühlet verir ihmal etmez sözünü anlayamamak, şuurlandıramamak. Hem gençliğe olsun hem insanlığa olsun. Ondan dolayı güzel günler gerçekten olmasını istiyorsak Rabbimizi razı etmenin nasıl olması gerektiğini burada konuşacağız inşallah. Onun için Rabbim günlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin hocam. Bazı ifadelerden kaçmak istiyorum çünkü insanlar hemen siyasete olayı alıyor. Ben kesinlikle olayın siyasi boyutunda değilim. Yok şu savaş açmış, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş demiyorum. Ben diyorum ki bizi bir yaratan Allah var. Bizi bu dünyaya gönderen ve vazifelerimizi bir bir bizlere aktaran, bize Resulünü ikram eden, bize Allah dostlarını önce eden, örnek eden bir Rabbimiz var. Ama bu Rabbimizi biz anlarsak veya anladık mı sorusunun cevabını biraz düşünmek lazım. Gerçekten biraz tefekkür etmek lazım. Eğer anladık diyorsanız ona göre ne yapalım konuşalım ama anlamadık, gerçekten anlamamız gerekiyor dediğimizde bu konuda ne yaparız, mücadelemize bakalım, nasıl mücadele katarız onu da göreceğiz. Hayat mücadelesinden bahsediyorum, İslam mücadelesinden, kulluk vazifemizden bahsediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Tabii daha programımız ilerleyen dakikalarında bu konuya değinmeye çalışacağız. Sizler de hoş geldiniz hocam. Sizden Allah nasılsınız hocam? Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Aynı çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün bir yeni hareketlerle, bereketlerle devam ediyoruz. Bazen olumlu dediğimiz olaylar oluyor. Bazen olumsuz dediğimiz olaylar oluyor. Aslında bakıldığı zaman her olay bizim için bir hayır olarak görmek lazım. Hani büyüklerimizin bir ifadesi var. Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil diye. Evet. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Biz de bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen değerlendiriyoruz, bazen değerlendiremiyoruz ama genel manada tabii ki de durum bundan ibarettir. Rabbim bizlere yardım etsin. Bir takım sıkıntılar geliyor gibi düşünsek de ama bunun ardından ne kolaylıkların geleceğini bilemeyiz. Pandemi dönemini özellikle baz alacağımız alırsak, evet insanlar çok sıkıntı çekti, esnaf çok sıkıntı çekti. Bakıldığı zaman baştan sona kadar hep bir sıkıntı dizesi anlatılıyor. Yani hep bir sıkıntı. Ama bu dönemde nice zenginler fakir oldu ama bir bakıyorsun fakirler de zengin olmaya başladı. Yani bir ters düz meselesi var, bir alt üst meselesi var. Yani bir bakıyorsun küçük esnaf gıda işi yapıyordu. Belki kendi yağında kavruluyordu. Bir anda işleri 10 kat arttı. Gıda sektöründe fakir olanlar ikinci, üçüncü dükkanı açtı. Yani bakıyorsun şimdi o adama sen sıkıntı dizesinin içerisinden bir şey anlatamıyorsun. Evet. Adam korona olmamış, işleri 10 kat artmış.
bilmem işlerini oturtmuş, 10 işçi çalıştırıyordu, 50 işçiye çıkartmış. Yani bu tür şeyler oluyor. Evet. O yüzden Rabbimizin kime hayır, kime şer dokunduracağını bilemeyiz. Biz vazifemizi yapalım. Yusuf Aleyhisselam zamanı önemlidir. Yusuf Aleyhisselam zamanında bir kıtlık gelecek. Ama kıtlıktan önce ne var? Bolluk var. Şimdi önce bir bolluk veriyor Mevla Teala ve Yusuf Aleyhisselam'la da halkı uyarıyor. Diyor ki bunu stoklayın. Yani bunu koruma altına alın. O 7 yıl stok döneminde de 7 yıl kıtlık döneminde de bu stokladığınız ürünleri kullanın diyor. Ve bu şekilde iki dönemi yani 14 yılı bu şekilde geçittiriyor. Bakıldığı zaman her iki dönemde de bir hayır var. Yani bollukta zaten bir bolluk var. Darlıkta da bir eğitim var. Yani bir şey var böyle peyderpey kullanmak var. Evet. Dolayısıyla bir Ramazan ayı gibi düşünün. Yani gün içerisinde hiçbir şey yiyemiyorsunuz ama ondan sonra her şey serbest. Gece ondan sonra yiyebildiğin kadar ye gibi. Böyle bir dönem gibi düşünelim bu dönemleri de. Rabbim işini bilir. Kısacası bu yani. Rabbim işini bilir. Şimdi biz sadece tabi olmamız, isyan etmememiz gerekiyor. Mesela bu. Şimdi konumuz dünya hayatında insanın örnek alacağı büyükleri veya örnek alacağı kişilikler olmalı. Evet, dünya hayatında insanın örnek alacağı kişiler olmalı. Bu örnek alacağı kişiler kimler? Bunu bugün değerlendirip konuşacağız inşallah. Peki, şimdi hocam, konumuz belli zaten. Konumuzu değerlendirecek olursak Emre hocam, bu haftaki konumuz Müslüman dünyada kimi örnek almalıdır? Yani mesela siz düşünün. Ben bu dünyada kimi örnek alıyorum? Ya benim örneğim kim? Benim, bak önderim demiyorum. Benim örneğim kim? Benim örneğim gerçekten Allah'ın razı olduğu, peygamberinin razı olduğu kişi mi? Veya Allah'a isyan eden veya Allah'tan yüz çeviren birisi mi? İnsanlar örneklerine bakmalı. Neden bu ifadeyi kullandım? Şimdi insanların çoğunluğu, toplumumuzun çoğunluğu dizilerden, filmlerde işte artistleşen, hayatlarında belki de insanlara, bazılarını istisna edebilirsiniz belki ama zerre faydaları olmadığı halde insanların karşısına örnek olarak sunulan, örnek kişilik, örnek bilmem ne, örnek şu, örnek bu. Hayatlarında haramın gırla gezdiği, aldatmanın, zinanın, haramın kısacası zirve olduğu kişilerin gençlerimizde, toplumumuzda ne kadar örnek sahibi olduğunu görürüz. Evet, örnek teşkil ediyor. Şimdi bir insan hata yapar, kendini bağlar. Doğru mu? Doğru. Eğer örneksen, yani seni takip edenler varsa, seni bu işte hayatının her zerresini insanlara sunuyorsan, magazinsel olsun ne olursa olsun, insanlara sunuyorsan, bunun bedeli o insanların seni takip ettiği ve o insanların senin hatana düştüğünde de aynı şekilde günahları sana yazılıyor. Evet. Yani sen hayrı yayarken nasıl sevabı alıyorsan, şerri yayarsan da, şerre örnek olursan da, şerrinle binleri, milyonları etkilersen de, günaha düşürürsen de bunun karşılığını illaki Allah-u Teala soracak. Çünkü sen elinde imkan varken ne yapmadın? Bu insanlara Allah'ın razı olduğu boyutu taşımadın. Haramı taşıdın, zinayı taşıdın, aldatmayı taşıdın, küfrü taşıdın. Evet, küfrü taşıdın. Küfür ederek bu insanları güldürmek istedin. Ama gel gelelim sonuca. Aynı sorumluluk. Sanki her birinin küfür etmişçisine, her biri senden ne kadar etkileniyorsa, senden etkilenip o hareketi ne kadar yapıyorsa aynı vebali misli sana yazılıyor inşallah. Bunu bilmek lazım. Onun için evladımızı örnek olurken işte bir sanatçı diyelim sanatçı veya işte artist neysen artık kendi kişiliğin olarak düşün. Seni takip eden, seni gerçekten örnek alan insanlara ne kadar güzel örnek olabiliyorsunu
veya ne kadar Allah'ın razı olduğu şekilde örnek olabiliyorsunu bir oturup düşünmen lazım. Yarın mahşerde bundan da hesaba çekileceksin. Evet hocam, dünyada kimler, yani Müslüman dünyada, Müslüman dünyada kimi örnek almalıdır? Evet, Müslüman kimi örnek almalıdır ifadesi aslında çok basit bir ifadedir ama altı tabii dolması gereken bir ifadedir. Müslümanın zaten Kur'an-ı Kerim'de örnek alınması gereken kimse olarak şöyle bir ayeti kerime buyurmuştur Rabbimiz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنًا yanlış okumadıysam ayeti. Sizin için en güzel örnek Peygamberiniz aleyhissalatu vesselam. En güzel örnek Efendimiz'dir. Peygamberimiz zaten örnek olduğunu, örnek olacağını, hayatıyla örnek oluşunu göstermiştir bizlere. Medine dönemi, Mekke dönemi incelediğimizde ikisinin arasında bir hicret olayı var. Yani Mekke'den çıkış, Medine'ye varış kısa bir zaman diliminde bile Efendimiz her haliyle, her anıyla bir örnek teşkil etmiş. Hiçbir an yok ki o dönem örnek olmasın. Hiç böyle bir dönem kesinlikle yok. Her an Efendimiz Aleyhisselam örnek olduğunu bizlere buyurmuş zaten. Ve Mevla Teala buyuruyor. Müslüman kimi örnek alır dediğimiz zaman, ya Peygamberimizden daha kıymetli, daha değerli, daha şerefli, daha ibadet eden, daha ne bileyim Allah'tan korkan, ki inne etkâkum ve âlemekum billahi ene, sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız, en çok takva sahibi olanınız, ibadet edeniniz benim buyuruyor. Billahi ene, benim diyor. Şimdi Peygamberimizden daha iyisini mi bulduk da onu örnek alalım? Ya peygamber örnek alınır mı? Niye alınmasın ki? Herkese örnek alıyorsun. Evet. Ve herkese örnek alıyoruz. Niye peygamberimizi örnek almayacağız? Yani oturmasında, kalkmasında, yemesinde, içmesinde, ne bileyim yatmasında, ev hali, iş hali, ticareti, ne bileyim çalışması, mesaisi, insan ilişkileri. Evet hocam. Her konuda peygamberimizi örnek almayacağız da ondan başka daha değerli, şerefli, kıymetli kim vardı onu örnek alalım. Herkes bir yerde yamulur. Herkes bir yerde menfaatine düşer. Herkes bir yerde bir şey yapar. Mesela bak çarşıya, pazara gidiyorsun. Yani bu ara rast geldiğim bir şey. Mesela balık pazarına gidiyorum hocam. Şimdi balık alacağız. Bir bakıyorum. Üst böyle iri iri. Bunu görür yani herkes. İri iri yani. Ama bir koyuyor, eve bir gidiyorsun, bir bakıyorsun ki böyle parmağın kadar. Ya bunun üstü böyle değildi. Şimdi düşündüm, bu adam yanlış mı yapıyor diye. Yani o adam zaten fiyatını ucuz satıyor. Sadece sana bunu söylemiyor. Söylese almayacaksın. Adam da diyor ki ben buna niye bunu söyleyeyim? Fiyatı ucuz zaten, alıyorsan al diyor. Şimdi bakıyorsun, söylese ne olur? Bu sefer alan adam almayacak, adam malını satamayacak. Hak versen bir dert, vermesen ayrı bir dert. Şimdi kim doğru? Adama sorsan, desen ki sen milleti kandırıyorsun, adam diyecek ki ben niye milleti kandırayım diyecek. Evet. Ya böyle bir durum var yani. Kim haklı? Ama bu konuda bile bak herkes bir yerde yamuluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam çarşıda giderken buğday görüyor. Elini daldırıyor. Bakıyor ki altı ıslak, üstü kuru. Yani adam alt üst etmiş yani. Aynı buğday aslında. Bunu gördüğünde dahi bizi aldatan bizden değildir buyurmuş. Ya bu kadar sert bir ifade. Bizi aldatan bizden değildir. Yani Kurban Bayramı'nda durumu olduğu halde kurban kesmeyen mescidimize gelmesin buyurmuş. Yani bakıyorsun hiç taviz yok. Şimdi günümüzde öyle değil. Ya işte kesememiştir, kesmemiştir. Mübarek o da işte namazını kılar falan. Biz böyle deriz yani. En iyisi bu. Zaten böyle dememiz lazım. Ama peygamberimizin hiçbir neyi yok. Örnekliğin dışında bir adımı, hareketi yok. O yüzden Müslüman sağda solda kimseleri aramasın. Kendine kurtarıcılar aramasın. Evet. Bak arıyor.
Şimdi seçim geliyor. Bütün Müslüman alemi kurtarıcı arıyor. Bizi kurtarsın bu doların şiddetinden. Bizi kurtarsın bu ekonominin şiddetinden. Bizi kurtarsın bu pahalılıktan diye bir kurtarıcı arıyor. Ya Allah rızası için ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun izinden giden kimseleri veya Kur'an'dan daha iyi bir kurtarıcı mı buldu bu millet? Onu bırakacak da kalkacak siyasi otoriteden bir kurtarıcı bekleyecek. Kur'an-ı Kerim kurtuluşun İslam'da olduğunu, Kur'an'da olduğunu, peygamberin yolunda olduğunu apaçık beyan ettiği halde ayet-i kerimelerde biz kurtarıcıyı nerede arıyoruz? İşte değişik yerlerde arıyoruz. İşte çok ayetler var. Hepsini derlemek lazım, evet. Okumak lazım vesaire. Ama özet olarak bizim önderimiz her konuda peygamberimizdi. Biz peygamberi camiye hapsettik. Zihnimizde böyle. Yani git camiye namazını kıl. İslam burada, Kur'an burada, peygamber burada. Camiden çıkınca benim siyasetime peygamber karışamaz. Benim yönetimime karışamaz. Ben şimdi kendime bir kurtarıcı bulacağım. O beni kurtaracak. O benim ekonomimi dizayn edecek. O beni şöyle yapacak, böyle yapacak. Yani bu anlayış çok yanlış bir anlayış. Bak camiden çıkıyoruz bir gün. Yatsı namazıydı. Evet. Tabii seçim var o zaman da. Seçim büroları işte caddenin biri bir A parti şu taraf, B parti bu taraf. Aynı safta namaz kılıyoruz. Beraber camiden çıkıyoruz. Ben eve geçiyorum. Bu A, bilmem ne abi A partinin bürosuna gidiyor. Bu buradan çıkıyor B partinin bürosuna gidiyor. Evet. Aynı saftaydık biraz önce. Ya bu parti eğer Türkiye'de kurtarıcı olarak Müslümanların hamisi olarak görülmese vallahi sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. En nihayetinde muhtar da seçilmesi lazım, belediye başkanı da seçilmesi lazım. Parkı bahçeyi yapacak adam lazım, başında duracak adam lazım en nihayetinde yani. Evet. Böyle görünse hiç sıkıntı yok. Ama bizdeki sıkıntı biz muhtara bile öyle bir iman ediyoruz ki bizim muhtar kazanırsa bütün işlerimiz düzeliyor. Her şeyimiz kurtuluyor. Yani böyle bir inanç var. Böyle bir düşünce var. Yani gerçekten bakıyorsun neyini düzeltebilir? Hiçbir şeyini ya. Hiçbir şeyini yapamaz yani. Belki ufak tefek bir şeylerini yapar. O da zaten vazifesi yapmak zorundaydı zaten. İşi oydu. Halkımızın böyle bir inancı var. Yani hala işte mesela bir şeyle alakalı, siyasi bir kazanımla alakalı bir şey olduğu zaman diyorlar ki işte ezanımızı dindiremeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ne alakası var ya? Yani ne alakası var şimdi ezanla, bayrakla, işgal olunmayacağız falan. Niye işgal alıyoruz yani? Şimdi nerelere soktun sen olayı? Nerelere getirdin? Sanki Yunan sınıra dayanmış, İngilizler Marmara'ya girmiş, böyle bir eda. Cihat ediyoruz sanki. Ne alakası var işte 20 yıldır? Ekonomik cihat diye bir sistem var hocam. Siz niye öyle diyorsunuz şimdi yani? Yani işte şimdi ben kimseyi şey yapmıyorum. Altını çizerek söyleyeyim. Bizim partimiz yoktur. Bizim biz adaletten doğrudan yanayız. Siyasi bir beklenti, görüş kesinlikle yoktur. Konumuz peygamberimize ne kadar uymalıyız? Bunu izah etmeye çalışıyoruz. Ya insan dünyada örnek alabileceği bir örnek, örnek nedir? Evet. İşte örnek peygamberdir diyoruz, bunu anlatıyoruz. Yoksa insanımız peygamberini örnek almadığı için bu sıkıntıları çekiyor karşıma dediğimizde insanlar yani farklı algılıyor yani. Karşıma çıktı geçen, daha bugün ya, yani bugün çıktı hocam. Bir tane siyasi bir partinin, ilk defa gördüm o partiyi, vardır belki de, bayağıdır. Evet. Konuşma yapıyor hocam topluluğuna. Zaten 100 kişi var. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanı'nı diyor şey yapacağım diyor. Lider olursam diyor. Alevilerden yapacağım diyor. Evet. Alevi yapacağım diyor.
Bakıyorum hocam. Şimdi burada kimseye bir ifade kullandığımdan değil. Din o kadar ağızlara şey olmuş ki, yani din kavramı, Peygamber Efendimizin yani peygamber kavramı, hatta haşa ve kelamı Allah kavramı insanlarda o kadar basite indirilmiş ki adam rahat rahat dalga geçebiliyor. Evet. Yani şimdi din kutsaldır. Dinimiz kutsaldır. Her ne kadar laik sistemde yönetilsek de bu toplumun istatistiklere vurduğunuzda %89'unun Müslüman olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Evet. Hadi %80 olsun. Hadi %70 olsun. %60, evet. %51 dahi olsa, bırakın %1 dahi olsa, eğer özgürlükse, eğer eşitlikse, din işleriyle, diyanet, evet, dinin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile alakalı böyle dalga geçilecek bir konu bile olmaması gerekiyor. Evet. Bir %1 olsa bile yani %1. Çünkü o %1'e saygından dolayı. Çünkü senin ecdadın buydu. Hani senin gerçi, yani bu sistemin de öyle olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Allah'ın lanetlemiş olduğu şeylere ki özgürlük gerekmezken özgürlük tanıyanlar bugün İslam'ın yaşanmasına ne yapabiliyorlar? Dil uzatabiliyorlar. Evet. Dinimizi hakaret edebiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edebiliyorlar. İftira atabiliyorlar. Rahat rahat konuşabiliyorlar. Ve bu konuda kimsenin de dertlendiğini göremiyoruz hocam. Evet. Ya evet. Örneğimiz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır diyoruz. Bu konuda kimseyi dertlendiremiyoruz. Evet. Kimse dertlenmiyor. Şimdi Allah-u Teala insanı sevdiğiyle imtihan eder. Doğru mu hocam? Evet. Ne oldu dolar şimdi? Bakın şimdi gelen haber 18-10 o. 18-18 oldu. Maşallah. 18-18 oldu. Yani 18 TL virgül 18 kuruş devamı da var. Sabah 19 olacak belki. Bugün 20 olacak belki de, hiç belli olmaz. Kime? Kime dokunuyor? İşte bize dokunuyor. Bu ne demek oluyor? Allah-u Teala senin sevmiş olduğun ve uğruna gerekirse sokaklara çıktığın o maddeyi bak ne yaptı? Perişan etti şu an. Evet. TL'nin değer kaybını görüyoruz şu anda. Yaşam devam eder. Hocam Lübnan'da İlla devam ediyor. Venezuela'da devam ediyor. Bir dolara milyonlarca para alabiliyorsun yani. Evet. Devam ediyor. Hayat devam ediyor. Afrika'da hayat devam ediyor hocam. Aynen öyle. Neyi konuşuyoruz ya biz? Afrika'da hayat devam ediyor. Afrika'da susuzluk var, açlık var. Hayat devam ediyor. Ha ben burada şükredin falan demeyeceğim ha. Öyle şükür edelim falan değil. Benim konum o değil. Şükredelim falan değil. Şükür sadece Allah'a edilir. Ama bir hata varsa dönersin. Ya Rabbi tamam bu işin... İşte bunu sebep kılıyorsun, onu sebep kılıyorsun, A'yı sebep kılıyorsun, B'yi sebep kılıyorsun ama bunu yapan sensin ya Rabbi deyip o gücü, kudreti, her şeyi olan Allah'a, Rabbimize müracaat etmek lazım. Ya Rabbi özür diliyoruz ya Rabbi dememiz lazım. Bugün örnek almadığımız, yani örnek aldığımız bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı için depremi fay hattına bağlıyorsun. Örneğin çünkü senin kim? Belli. Avrupa. İşte sel felaketi olduğu zaman, işte çok yağmur yağdı bilmem ne, toprak kaydığı zaman, deprem olduğu zaman, onu olduğu zaman, bu olduğu zaman bütün felaketler oluyor. Hepsine bir sebep kulp buluyorsun. Dünyada yaratılan. Doğru mu? Ama örneğin senin eğer Resulullah olsaydı, eğer örneğin sizi tenzih ediyorum inşallah. Eğer örneğin senin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsaydı, onu hakkıyla yaşayan Allah dostları olsaydı, sen diyecektin ki, şunu diyecektin. Deprem oldu, ya Rabbi biz harama düştük, biz yanlışa düştük, ne olur bizi affeyle Allah'ım demeye başlayacaktın. Hocam ayet var, Musa.
Musa Aleyhisselam'la alakalı. Evet. Söyleyin hocam. Şimdi Musa Aleyhisselam zamanında Yahudi kavminin içindeyken deprem oluyor. Evet. Deprem olunca Musa Aleyhisselam Allah'a şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi, dileseydin bizi bundan önce helak edebilirdin. İçimizdeki beyinsizler yüzüne, yani günaha sapan, dalan, peygamberine karşı gelen insanlar yüzüne bizi cezalandırma ya Rabbi. Yani nereye bağlıyor işi? Evet. Yani Musa Aleyhisselam nereye bağlıyor? Allah'a bağlıyor. Yani dileseydin helak edebilirdin, etmedin. Şimdi de içimizdeki bu günahkarlar yüzüne bizi helak etme. Ya Musa Aleyhisselam yani Allah yaptı diyor. Ya Rabbi yani. Küresel ısınma var falan filan dememiş öyle yani. Öyle yok yani. İçimizdeki günahkarlar yüzüne bizi helak etme. Yani demek ki Musa Aleyhisselam içimizdeki günah sebebine bağlıyor. Bunu Musa Aleyhisselam mi diyor? Allah da Kur'an'da bunu zikrediyor. Evet. O zaman bu nedir? Bu budur yani. Ki Allah-u Teala ayet-i kerimede sizi tepetakla yaparım. Hocamız söylüyordu ya. Evet. Sizi yani size uyarılar gönderirim diyor Allah-u Teala. Size uyarılar gönderirim. Uyarırım siz diyor. Depremler, seller, felaketler, yangınlar hepsi bir uyarıdır. Eğer siz diyor bunlardan ders çıkartmazsanız sizi tepetakla atarım diyor. Doğru mu hocam? Evet, evet, evet. Burada iş bizde biliyor musunuz kıymetli insanlar? Yunus Aleyhisselam mı kalmıştı hocam? Yunus Aleyhisselam onlara emri bil maruf yaptı, iyiliği emretti, Allah'a dönün dedi, haramlardan uzak durun dedi. En son bir gece yarısı eğer böyle olmazsa yapmazsanız toplu helak var dedi, helak olursunuz dedi. Sonra Yunus Aleyhisselam bir gece vakti tak aralarından ayrıldı. Sabah uyandıklarında Yunus Aleyhisselam bulamayan kavmi ne yaptı? Ne yaptı kıymetli insanlar? Yunus Aleyhisselam gitti. Bu çok inançlıydı. Çok inanıyordu bu işe. Kesin helak gelecek. Hemen secdeye kapandılar. Hemen secdeye kapandılar. Allah-u Teala özür dilediler Allah'tan. Ya Rabbi bizi helak etme, biz anladık. Biz anladık ya Rabbi dediler. Ama ne zaman? Toplu bir şekilde yöneldikleri için Allah-u Teala da onların üzerinden belayı kaldırıyor. Şimdi hocam bizim örnek aldığımız şeyler değişti. Evet. Bugün örnek aldığımız insan ne Allah'tan haberi var, ne peygamberden haberi var, ne Allah dostlarından haberi var, ne Kur'an'dan haberi var, ne hadisten haberi var. Doğru evet, mu? Evet hocam. Şimdi benim genç kardeşim kimi örnek alıyor? Aa bilmem ne beyefendiyi. Genç kız kardeşim kime örnek alıyor? İster kabul etsin ister kabul etsin. Z kuşağı kim, onu kabul etmiyor. Kimse örnek aldığını kabul etmiyor ama onların hayatlarını yaşıyor. Veya Avrupa'da bir sanatçıyı görüyor veya yabancı bir sanatçıyı görüyor. Onu görüyor, onu örnek alıyor kendiliğinden. Ama onu kabul etmese de alıyor. Bakıyorsun onun kıyafeti, onun saç stili vesaire vesaire. Bakıyorsun... Ben de bak şimdi diğer tarafta o örnek almış ona göre açıklık saçıklık çıplaklık vesaire ağzında küfür. Diğer tarafta bizim gibi genç kardeşim. Biz kimi örnek aldık? Biz peygamberimize örnek aldık. İşte peygamber efendimiz bu zamanda olsaydı geç onu. Peygamber efendimiz o zamanda bu zamanda değil. O zamanda yaşamış o zamandaki örneğinin temsili de bu zamanda var. Bu kıyafet bu kisveyle ne yapıyorsun yaşayabiliyor musun? Yaşıyorsun işte. Peygamber Efendimiz sünnetini yaşatabiliyor musun? Yaşatabiliyoruz. İşte benim sünnetimi ihya eden beni yaşatmış gibidir. Benim bir sünnetimi ihya eden beni yaşatmış gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Doğru mu hocam? Evet. Yani bizim örneğimiz kim? Biz kimiz arkadaşlar? Kimiz gerçekten biz? Bizi tamamen Avrupa'ya özenen bir varlık haline mi getirdiler? Yoksa biz biziz. Biz özgünüz. Gerçekten özgürüz mü diyoruz? Özgür bir toplum başkasını almaz. Kendi inançlarını, kendi değerlerinin dışında hiçbir şeyi kabul etmez. Özgür bir toplum budur. Özgün bir toplum da budur ama. Kendi inancı dışında hiçbir şeyi kabul etmez. Kabul etmez. Çünkü peygamberim var, benim örneğim var. Benim önderim de, örneğim de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun, o yeryüzünde onu yaşatan... Hakkıyla yaşayan ve yaşatan Allah dostlarıdır. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'i takip ederler.
Peki hangimiz, alalım kendimizi, hangimiz gerçekten örnek olarak onu alıyoruz? Veya evladına bak, evladına baksın anne babalar. Biz de şu anda hiç kontrol altına alabiliyor musun hocam? Bugün nasıl mücadele, nasıl evladımı oradan koparıp da o sosyal ağdaki o örneklerden koparıp da Allah'ın razı olduğu örnek anlayışa getirebileceğimi düşünüyorum. Ki biz olayın medresesinde olduğumuz halde. Ama evet, dertlenmezsen bu da olmaz. Aynen öyle. Çünkü dertleniyorsun. Dertlen, diğer türlü salıyorsun. Hani eskiden çocukları salarlardı sokağa. Derlerdi ya, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Saldım çayıra değil, saldım sosyal medyaya, Mevlam kayıra. Tamam da bu işin bir de senin boyutun var. Yarın mahşerde evladın senin, seni kovalayabilir. Doğru mu? Anne evet, evladından kaçacak. Baba evladından kaçacak. Ne için biliyor musunuz? Niye bana doğruyu öğretmedin diye. Niye bana yanlış örnekler edindirdin diye. Rabbim inşallah bu olaylarda güzel dersler çıkartabilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Son olarak hocam söylemek istediğiniz bir şey varsa, bir 5 dakika, 4 dakikamız kalmış. Ardından bitireceğiz inşallah. Buyurun hocam. Hocam şimdi tabii idol konusu çok önemli bir mesele. Evet. İdol konusu. Aslında bizim ayeti kerimelere biz baksak peygamberimiz örnek. Şimdi peygamberimiz örnek ama biz peygamberimizi nasıl tanıyacağız diye bir mesele çıkıyor ortaya. Hiçbir kimseyi görmek istemiyorsan, örnek almak istemiyorsan, o zaman yani peygamberin hadislerini araştırman lazım. Araştır, oradaki ahlaka göre yaşa. Ya herkesin evinde her şey var, her eşya var arkadaş ya. Kahvaltı tabağın ayrı, yemek tabağın ayrı, bilmem misafir tabağın ayrı, normal çay bardağın ayrı, misafir çay bardağın ayrı. Yani bunları düşünen sen, ya şu evi, güzelim evinde bir peygamberin hadisi olsun ya, bir hadis kitabın olsun ya. Ya bir aç da peygamber neler söylemiş, nasıl bir zihne, inanca, nasıl bir hayat tarzına sahipmiş. Yani bunu bir oku ya bari. Bunu oku yani, eğer ben sağa sola bakmam, kimseyi beğenmem. E tamam, aç bunu oku o zaman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzını, yaşantısını, ibadet sevgisini, Allah korkusunu, takvasını, ticaretini, okuduğumuz, söylediğimiz ifadelerin ne kadar yerinde olduğunu, bunları incele o zaman. Yani yaşlısı genci doların inişini çıkışını takip ediyor. E madem öyle kardeşim, o zaman bunları da takip etmemiz lazım. Biz bunu söylerken bunları takip etmeden söylemiyoruz. Aç El Kubra Nesai'nin kitabını. Türkçe evet kardeşim. Al evine, koy bir köşesine. Birinci hadisten bir başla. 5000 küsür belki de daha fazla hadis neydi var. Neydi hocam, bir daha söyler misin? Nesai El Kubra kitabını al. Tamam mı? Peygamberimiz nereden başlamış biliyor musun? Tuvaletten başlamış ya. 100 küsür hadis oradan okudum. 100 küsür hadis tuvaleti tarif ediyor. Taharetlenmeyi anlatıyor. Fıtratı anlatıyor, sakalı anlatıyor. Bıyıklarını kısaltacaksın. Sakalını bırakacaksın. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Biz söylesek dersin ki nerede yazıyor? Al, ben sana adres veriyorum işte. Madem buradan bakacaksın, o zaman sen onu bakmam, bunu beğenmem diyorsan, o zaman kardeşim buradan inceleyeceksin yani. Mesele bu. İnşallah Rabbim güzel örnek almayı nasip eylesin. Amin. Her şeye vaktimiz var ama maalesef bunları incelemeye vaktimiz olmuyor. Biraz zaman ayırmak lazım, birazcık ilgilenmek lazım. Yoksa ahirette pişman oluruz. İş işten geçer. Evet sevgili hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah örnek aldığımız insanlar Allah'ın razı olduğu insanlar olur. Biz burada tabii ki programda kimseye kızmak, üzmek, darıtmak için konular konuşmuyoruz. Tamamen gerçekten Allah'ın razı olduğu şekilde bir anlayış üzere konuşmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Onun için sizler de değerli vakitlerinizi bize ayırdınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim gününüzü bereketli eylesin. Rabbim huzurlu yuva ikram eylesin. Şu sıkıntılı günlerde gerçekten
Doların inişi çıkışıyla alakalı tabii konumuz bu değil, konuşmayacağız ama şu zamların olduğu, insanların gerçekten bugün markete gittiğinde zorlanabilecek derecede pahalılığın olduğunu rahatlıkla görüyoruz artık. Bazı şeylerin ne konuşulması, onu aşikar etmek veya onu ifşa etmek değil, görünüyor zaten. Bugün kim markete gitse bu olayı görebiliyor. Burada şikayetçisin veya konu da o değil. Tabii ki bunları bir yapan Allah var. Şimdi onun yüzünden, bunun yüzünden deme. Bak, illa birileri yüzünden olacak zaten bu. Allah birileriyle bize tokat atabilir. Şundan bundan işte falan ekonomik savaş. Ben değil, ben öyle bakmıyorum yani olaya. Ben Allah'ın razı olduğu şekilde yaşadım mı yaşamadım mı? Bakın Osmanlı dönemine baktığınızda da aynı. Osmanlı'nın zirvesi şeriatın zirve yaşanmışlığıdır. Öyle. Osman Gazi ile başlıyor. Süreç devam ediyor. Çöküşe bak. Çöküşte yine şeriattan tavizler var, yanlış anlaşılmasın. Taviz ki bunu o zamanın padişahları da ne yapıyor? Sultanları da söylüyor. Hepsi bizim başımızın tacı öncelikle. Ama halk ne yapıyor? Taviz veriyor. Taviz veriyor, taviz veriyor, taviz veriyor. İslam tavizsiz bir dindir. İslam tavizsiz yaşanmaya yaşanması gerekir. Eğer taviz verirsen İslam'dan, o zaman ne olur? Tamamen çöküşe doğru gidersin ki nihayetinde çöküyor. Şimdi aynı şey bizim bugünümüzde de. Aynı şey değişmiyor. Sen eğer Allah'tan yüz çevirirsen, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamazsan, kendine göre din anlayışı ortaya koyarsan, ona göre din, ona göre din derken 7 milyar tane din çıkar, biliyor musun? Herkes kendine göre bir din anlayışı ortaya koyarsa. Allah ve Resulü ne buyuruyor? Ona göre konuşmamız lazım, ona göre anlatmamız lazım, ona göre paylaşmamız lazım. Yoksa perişan olan yine biz olacağız. Bak zamlar geldi ki zannetmiyorum bu zamlar tak inecek falan. Bak şu anda çıktıkça çıkıyor. Her gün yani bugünle yarın arasına geç. İşte bu arada fırsatçılar mı dersin? Ne dersen de. Ne dersen de. İşte şu suçlu bu suçlu. Ne dersen de suçlu biziz. Suçlu biz kullarız. Allah'ın razı. Çünkü o işi yapan, yaptıran bir Allah'ımız var bizim. Konuya buradan bakalım. Buradan bakarsak ne olacak biliyor musunuz bu sefer? O zaman hemen ya şu hatayı yapmıştım, bu hatayı yapmıştım, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Hemen yüz çevireyim. Hemen döneyim. Hemen kendimi toparlayayım. Demeye başlayacaksın bu sefer. Ondan dolayıdır ki inşallah biz kazananlardan oluruz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İnşallah sizler de bu konuda düşünmeye, herkesi düşünmeye davet ediyorum. Düşünelim abi, düşünelim. Şöyle bir düşünelim. İnşallah. Ki Rabbimiz de bize ayet-i kerimelerinde, hatta birkaç ayet-i kerimesinde düşünün buyuruyor. Allah'a emanet olun.